Teşekkür ederim. Motivasyon önemli. Evet. Öyle değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Gördünüz. Selim Bey çok daha yüksek puanlar alabilirdi. Aynen. Birkaç soruda takıldık. Ne yazık ki ondan dolayı ritmimizi tam oturtamadık. Belki de birinci sırada yarışmasaydı çok farklı bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdi. Kendisinin 6200 puanla bitirmesi sizin için bir şans mıdır? O da olabilir. Ben öyle düşünmüyorum çünkü sizden sonra yarışacak 3 kişi var efendim. Onları sıkıntıya sokacak bir puan almaya çalışmak lazım. Peki, öyle yapalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun geliyor. Bir kısaltmayla başlıyoruz. Edirne'ye hiç gittiniz mi? Gitmedim. Geliyor. Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin kısaltma adı. Fakat bu Esot'tan daha kolay. 4 harfli. Etus. Etus'tur. 400 puan değerimiz. İşte geliyor ikinci soru. Aralarında benzerlik bulunan unsurları ifade etmekte kullanılan bir sözdür. Gibi. Bana mı soruyorsunuz? Cevap gibi. Veriyorsunuz. 800 puana çıkarttınız kasanızı. Gayet güzel. Gayet güzel. Gelsin 5 harfler. Aynı hızla cevaplıyoruz Ezgi Hanım. Farsça kökenli amade sözünün günümüz Türkçesinde daha yaygın kullanılan karşılığıdır. Hazır. Hazır. İyi gidiyoruz. 1300 olduk. Şimdi geliyor yine rahat cevaplayacağınızı düşündüğüm bir soru. 5 harfli cevapları böylelikle nihayete erdiriyoruz. Demiş ki mecazen başıboş, serseri anlamlarında kullanılan bir söz bu. Ve bu mecazi anlamı asıl anlamının üstüne geçmiştir. Avare mi? Avare boş gezen boş demek gezen. Ama pek serseri... Aylak. Aylak da boş gezen aylak demek ama boş. Pek serseri değildir. Peki bir harf alayım o zaman. Buyurun. Hayta. Hayta olur. 1700 puandayız. 6 harfli cevapların da peşindeyiz. 6 harfli cevaplarınız biraz zorca denilebilir. Bir bakalım peki efendim. Dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş, meyve ve sebze bağı. Muzdaki gibi mi? Muzdaki gibi. Hevenk. İşte o kadar. 600 puan daha. Zor dedik ama Sevgi Hanım çok rahat atlattı. İkincisini de zannediyorum aynı rahatlıkla atlatırsınız. Yabancı kökenli bir kelime şöyle sorulmuş efendim. Efendim kavram ve mefhum bu sözlerin Fransızca kökenli karşılığı. Kavram Türkçe, mefhum Arapça. Nosyon. Nosyon Fransızcası. Tebrikler. Evet güzel. Bana göre zor sorulardı. İkisi de hiç harf almadan cevaplanan sorular oldular. Arkasından rahatlatacak bir soru kondurmuştuk. Onu da rahat rahat cevaplarsınız. Umarım orada takılmam. Yakıştırma yolu bir tabirdir. İkinci kelime bellidir. Çok kirli, rahatsız edecek ölçüde koku yayar halde. İki kelime. Ne gibi? Rahatsız edecek ölçüde koku yayar halde. İkinci kelime neydi? Gibi. O zaman üç harfli bir şey arıyorsunuz zaten. Bilemedim. Bir harf alayım. Muhtemelen nar gibi değil. Oo, şey geldi. Şanslısınız. Çok kirli. Leş gibi. Leş gibi. 600 puan değerinde. 3500 oldu kasa. Bu gidişat 9600'e doğru. 7 harflidir efendim. Tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Din büyüklerinin veya tarihi şahsiyetlerin yaşamlarını anlatan hikaye. Hiç bilmiyorum. Harf biliyorsunuz. M harfiyle başlıyor. Bir harf daha alayım. Hatta dini kelimesi de eklenir bazen bunların üzerine. Dini nokta noktalar ya da ler. Bir harf daha alayım. Bir tane çıkmadı daha. Süreniz bol. İsterseniz M harfiyle başlıyor. Dördüncü harf K. Üçüncü harf sesli mi olmalı, sessiz mi olmalı diye bir düşünün. K'den sonra bir I gelmiş ki. Menkıbe. Biliyorsunuz. 400 puan daha. Geriye kaldı 7 tane soru. 1 dakika 51 saniyemiz var. 3900 puandayız efendim. İşte geliyor yeni sorumuz. Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp aceleyle almak. Elbette o şeyi. Kalabalıkla birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp... Kapışmak. Aceleyle onu almak kapışmaktır. Şöyle bir baktığımda sizi burada sıkıntıya sokacak hiçbir şey yok. Rahat rahat ilerleyeceğiz. 1,5 dakikadan da fazlası var. Haydi Sevgi Hanım. İlahi inancın sağladığı kuvvet. İki kelime. İki kelime.
İman gücü. Buldular, sığdırdılar. 800 puan daha. 9 harflidir. Yine iki kelimedir de birleşik yazılıyor. Buyurun, şöyle soruluyor. Zeki geçinen ahmaklara yönelik bir tabir efendim. Aklı evvel gibi bir şey mi? Siz söyleyeceksiniz onu. Aklı evvel. Ne yazık ki. Ah, biraz korkutacaktım be. Eyvah. Bu sefer korkmam. Destek göremiyoruz ki destek. Yenisi gelsin. Argo'da unutturmak anlamında kullanılan bir kelime. Argo olduğunu unutmayalım. Evet. Hatta şöyle, neyi hatırlayalım? Öğrencilik yıllarını. Nasıl bir öğrenciydiniz? Gayet başarılı bir öğrenciydim. Yaramazlığınız falan yok muydu? En uslularından biriydim. Aa! O zaman yaramazlığı düşünün. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Master. Güzel, güzel. Belirleyici bir Y harfi. Kaytarmak olmaz. Kaytarmak olmaz. Ama çok yakınlardayız. Harf alayım. Unutturmak. Harf alayım. Kaynatmak. Kaynatmak. 600 puan değerinde. 7000 oldu kasa. 2 tanecik soru kaldı geriye. Yani 9000 puan ulaşabilecek durumdayız İnşallah. Efendim. Buyurun geliyor. Buyurun geliyor. 45 saniyeniz var. Rahat edebileceğiniz 2 tane soru bu. İbrişim kurdunun yaygın kullanılan diğer adıdır. İbrişim kuşak. Ha. İpek böceği. Tertemiz bir 1000 puan daha. Yabancı kökenli bir tabir çıkacak karşınıza ama açıklama çok net. Açıklamanın içerisindeki iki kelimeyi bir araya getirip yabancılaştırsanız bile yeter. Görelim efendim. Işık kullanarak yapılan tedavi. Işık, tedavi. Kemoterapi değil. Hayır, o ilaçlı olan. İlaçlı olan. Terapi, tedavi, tamam, güzel. Bir de ışık lazım bize. Bir harf alayım. Bir tane alalım. Tam da yerinden geldi Sevgi Hanım. Hep istediğiniz harfler geliyor. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bu sefer öyle olmadı. Terapinin T'si muhtemelen. Beta terapi. Bir harf daha alayım. Işık. Fototerapi. Fotosentez, fototerapi, fotoğraf. Yine 9000 olmadı. Beğenmediniz mi 8700'ü? 9000 için gelmiştim ya. Aman canım, hafta finali var, tur finali yapıyorum. Var. İstemez misiniz? İsterim, neden istemeyeyim? O zaman bir gülümseme görelim yüzünüzde yahu. Bir de alkış lütfen.